Günaydın canım. Annen havalimanında bıraktım. Termosları mı alacağız? Evet. 4 bu arada. Çok da soğuk değil. Dört. Hani... Tamam da senin dereceye aldanma değil mi? Evet, öyle dedi. Ben de kakaolu ekmişsin yani. Soğukma niye? Ya şöyle, her şey olabilir sadece, tamam mı? Mesela salı günü 7 dereceymiş. Baya burası gibi. Neyse sen üşüyeceksin ben de. Yani ben de önce sen üşüyeceksin. Ben dün gece yattım, ne dedim biliyor musun? Acaba tek bir spor ayakkabı az mı? Artık bunu düşünmek için geç. Günaydın. Saat 5.30 yani 5.40. Çok zor bir akşamın üstüne, gerçekten çok zor bir akşamın üstüne. Şu an birazdan çıkıyoruz ve havalimanına Rusya'ya gitmek üzere gidiyoruz. Bütün detayları anlatacağım. Ayılmam lazım. 2 gecedir uyumuyor gibi bir şeyiz yani. Ben bir tuvalete gireceğim. Nasıl? Ne? Tuvalet. Tuvalet. Mustafa. Ya Mustafa ne ya? Stresten. Olabilir şu an. Sakin mi ya? Sabah burada böyle bir 6-7 ben sandım. Ablanı çıkıyor. Görmedin ki sen, arasana. Mam. Bağırma Polina, niye? Duyabilir mi sen? Sen hatırlamaz mı? Günaydın. Bakın kiminle karşılaştık havalimanında. Güzel bir seyahat olacağı planlanıyor. Ne? Kerem. Kerem yorgun bence. Hala vazgeçip ben dönebilirsin şey orada. Stresle doldum yani. Bu arada size neler olduğunu anlatacağım bir ara. Dün yani gerçekten çok stresli bir geceydi. Kerem. Ben şey... Alışmadın henüz. Bayağıdır yapmıyordu böyle şeyler. Güzeldi zannetmiştim. Ama ödüledi demek diyor ki bir strese yapayım diyor. Gerçekten ki. Bayağı hayat biraz... monoton gelmiş, biraz renkli. Ben annemin kızıyım. Ya babuş. Ya biz öyle Kerem'cim maalesef alış. Ara sıra ama grafik olur. Peki ben niye alışıyorum, siz değişmiyorsunuz? Ama o zor. O mu zor? Senin alışman daha kolay. Ben kursa gelebilirim. Kursa ver. Yani yetmez mi? Yet.
Odamız biraz minik. Yüksek kap. Yüksek. Ya, şöyle yan çevirsin. Ay. Welcome to Russia deyip böyle bir minik oda turu yapacağım. Çünkü zaten 3 dakikada falan yani 3 dakika bile sürmeyebilir. Burası giriş kapısı. Şöyle giriyorum. Так, держите. Я могу вам Спасибо. Я вам могу показать на практике, как. Да, пожалуйста. Я сейчас зайду. Hazır mısınız oda turu yapmaya? Aşkım benimle beraber yapar mısın oda turunu? Seninle kameraman yapabilir miyim? Hoş geldiniz. Şimdi ben bu... Asla konuşamıyorum ya, bulmuşum. Teli Instagram'dan gördüm. Tabii ki de Instagram'da ve sitelerinde odaların bu kadar küçük olduğunu... Yani Kerem demin belki duymuşsunuzdur. Odayı ters çevirsek daha çok yerimiz olur diye. Yan çevirsek. Çevirsek yani. Ters çevirsek aynı olur. Ters çevirsek aynı olur. Aşırı haklısın. Gerçekten yan çevirsek olabilecek kadar yüksek tabanlı şeyler. Neyse buradan. Burada mesela bir çalışma masası var. Çalışma masası yerine bir yurdumuz olabilirmiş bence. Burada bizim bavullarımız var ve zaten minik olduğunu görüyorsunuzdur. Klasiktir. Tuvalet tatlı. Çok böyle Instagram friendly bir tuvalet yapmışlar. Burasının tuvaleti. Ludlow muydu otelin adı New York'taki? Bütün bloggerin en az 5 tane fotoğrafının olduğu. Ludlow olması lazım. Ludlow ya da hani nasıl okunuyorsa artık. Benden geçti oralar. Ve yatak arkadaşlar. Bu kadar. Bitti odasız. Burada neyse ki blogger oteli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bir boy aynası var, boy aynası. Safe yok boy için. Boy için mesela. Şuraya koridora girerseniz böyle bu iş görür. Hani bizim düğün odamızda mesela hiç boy aynası yoktu. O gerçekten bir sıkıntıydı. Neyse onun dışında manzaraya bakalım hep beraber. Manzara duvar. Neyse şurada Kobe mi? Kofi. Kofi mi? Kofi. Kobe nereden? Kobe. Neyse, duvar kalınlıklarına biraz dikkat çekmek isterim. Annem 5 tır bir duvar kalınlığını mention ediyor böyle bizim... Almamışlar mı demek bu? Hani ne duvarmış ya falan. Neyse, tabii kalınlıklarına benzemez. Eski bir binası, eski bir yapı, tarihi bir yapı. Gerçekten bu arada okuduğum okulun ismi Merkez Anaokulu'ydu. Geyik yapmadım orada. Tamam. Neyse, var. Bir Lego havası var o şey otelde. Ama tatlı bence. Ben... tatlı buluyorum. Ben çok şey seviyorum. Sence nereye doğru açmalıyım? Nereye doğru açmalıyım? Kıramaz çünkü. Biraz böyle. Kıramaz. Davul açılmadı şu an. Odada yer yani. Aa! Sırılsıklama her şey. Nasıl şey yapmıştı. Şurası ıslak. Ne? Aa. Şunu görüyor musun? Buradan suyu girmişiz. Ama yapacak bir şey yok. Bu mu? Hayır. Annem neden bizimle değilmiş gibi davranıyor bilmiyorum ama. Annem bizimle değilmiş gibi davranıyor. Bu New York'ta geçmedi. Değildir ya canım. Arkadaşlar. Yanında da meatballsçu var. Bak orada. Bir şey diyeceğim. İlk izlenimin ama dürüst şey ilk izlenim. Senden kaynaklı böyle çok rahat bir hissettirmiyor aslına bakarsan. Ama daha bilmiyor. Daha yani çok erken. Daha yarım saat oldu geleli yani. Şimdi asla odaklamadı beni. Merhaba. Merhaba. Bir dakika. Şimdi. İlk bir yemek yedik, bir kendimize geldik. Çok böyle hızlıca ilk gördüğümüz yere oturduk ve çok kötüydü. Ama karnımız doyduğu için önermiyorum. Ama en azından bir kendimize geldik. Bu arada benim yemeğim asla gelmedi. En son Kerem'in ve annemin yemeklerinden biraz yedim. İptal etmeye çalıştık yemeği, benimkini yani şu gelmeyen yemeği. Adam asla iptal etmedi, atar gider yaptı azıcık falan. Şimdi bunlar Rus, ben de cevap da şey yapamıyorum yani. Hani. Belli olmaz. Belli olmaz. Ters de çıkabilir. Yani anladın mı?
Neyse. Şimdi biraz böyle hem etrafı keşfedelim hem de biraz yürüyelim diye başladık yürümeye. Kerem'in bulduğu bir tane sneaker store var. Ona gidiyoruz. Ama dedik ki böyle bir yürürüz. En azından. Çünkü çok güzel bir yerde kalıyoruz. Hani gerçekten aşırı aşırı merkezde. Ve çevrede zaten her yer çok güzel. Hem çevreyi görmüş oluruz, hem sneaker bakmış oluruz, hem belki bir yerden bir kahve, bir çay, çorba, bir şeyler alırız dedik. Çünkü malum ben bir şey yemedim, içmedim pek. Öyle bir otlandım. Olduğunu bilmiyorum, anlıyor musunuz? Kamera biraz açıyor bu arada ışığı otomatik olarak. Ama saate bir bakayım dedim. Saatin 8-9 olduğuna neredeyse emindim. Zaten çok erken kalktığımız için gün ayrı bir uzun geliyor bize. Ama saat daha 4.30 bile değil hatta. Bir şey diyeceğim. Hava çok erken kararıyor. Rusça saatlerini geri almıyor mu? Emin değilim de. Mama. Bence Avrasi, aynı değildir ya. Aynı boyda. Uçakta ben saatleri gördüm hani. 4.28 İstanbul'da. Burada? Burada nasıl 4.28? Yok, saatlerimiz aynı. Saatlerimiz aynı, evet. Demek ki Rusya'da almıyor. Yazında bayağı ya, gece 12'de falan kararıyor. Gece 4'te yine aydınlanıyor falan. Bu dondurma arabası sesi. Lise çatı. Çok üşüdük bu arada. Yani ben bayağı şu an bacaklarım, ellerim falan bayağı üşüdü, paçalarım ıslandı. Otele dönüyoruz. Bir de biraz yorulduk da. Saat daha erken ama sıcak bir şeyler aldık. O bile elim şu an ısıtmadı. Biraz bir kendimize geleceğiz. Sonra belki akşam yemeği için çıkarız dedik. Yarın çünkü sabahtan bir evrak işimiz var bizim. Bayağı 9'da falan. Ona da hani kalkıp gidebilmek adına şimdi gidip biraz dinlenelim istedik. Ay bir de otele gidince size dün başıma geleni anlatmak istiyorum. Ya Instagram'dan paylaştım ama hani okumadıysanız diye bir de sözel olarak YouTube'dan anlatmak istiyorum. Teşekkürler. Here we are. Arkadaşlar şimdi birkaç saat geçti. Arkadaşlar mı? Şimdi birkaç... Odada bir yattık, dinlendik. Kerem bir film izledi. Bir heyecanla. Bugünkü vlogu montajda. Nasıl oldu bilmiyorum ama resmen şu an hazır şu ana kadarki kısmı. Yani neredeyse ufak tefek belki bir şeyler düzeltirim ama onun dışında gerçekten hazır. Ve henüz pek bir şey yemediğimiz için de dedik ki yemek yiyelim. Annem bitmiş, yorulmuş. telefonu kulu açtı ki saat daha 7 falan. Dedi ki siz gidin, ben gelemeyeceğim. Biz gecelerine şaka. Karı koca bir pelmeni yemeye gidiyoruz. Yani böyle Rus yemekleri yapan bir yer buldum. Oraya gidiyoruz. Şurası mı? Sağ taraf. Diyor olan mı aşkım? Yok. Dalga geçiyorsun ama evet orası. Lepim varım. Lepim varım. Lepim varım. Nece? Ama evet burası galiba. Ay çok güzel. Çok. Bu arada hava... Trattoria mı? Trattoria mı yazıyor? Trattoria. Trattoria İtalyan ama. Şey, bu arada hava dehşet soğumuş. Yani ha, burası bizim. Şey değil, evet. Ay çok tatlı. Buradan giriliyor. Dur göstereceğim, bir dakika. Böyle gündüz aslında... Yine 18
İstanbul'dan sonra 3000, 2000, 1700, 18000 bugün. Haftalık görüntüsü. Gerçekten. Yani çok önemli. Selam, saat 9.30. Biz açıkçası bayağı bir dolaştık ama artık halimiz kalmadığı için, yani şahsen benim pek halim kalmadığı için. Kerem bir üzüldü bence otele geri döndüğümüz için. O hala bir tur daha atmak istiyordu ama ben bir yoruldum ve yarın önemli bir gün olduğu için hani bir sürü iş halletmemiz gerekiyor. Daha fazla bu günü uzatmak istemedim ama size bir dün anlatmadan bu videoyu kapatmak istemiyorum. Dün korkunç şeyler yaşandı. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada görmüş olabilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız bence şu an gidip takip etmelisiniz. Buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Şimdi dün akşam 6.30-7 gibi dedim ki ilk başta bir yanıma alacağım çantayı hazırlayayım. Ve akla gelen ilk şey tabii ki de pasaport. Normal olduğu yerde yoktu. Oraya baktım, buraya baktım. Allah Allah dedim yani. Çünkü 1.5 yıldır o pasaport orada duruyor. Yani ben en son 1.5 yıl önce Amerika'dan taşındığımdan beri hiçbir yere uçmadığım için yurt dışı pasaporta hiç ihtiyacım olmamıştı. İşte Kerem'in vizesini alırken benim pasaportumun da fotoğrafını işte çekmek için çıkardık oradan falan ama hani onun dışında o pasaport kullanımda değil yani kısacası. Hani orada olduğunu biliyorum. Göremediğimde zaten böyle bir şey olursunuz ya, hani kalbiniz daha hızlı atmaya başlar. İşte bana da ondan bir oldu ama dedim ki yani nerede olabilir ya? Sonuçta yanımda da taşımıyorum. Hani bir yerde unutmuş olamam, kaybetmiş olamam. Olamam. Olmamalıydım en azından. Neyse sonra tabii işte oraya baktım, buraya baktım. Olmadığını fark ettiğimde biraz panik seviyem yükseldi. Kerem de orada işte bavul hazırlıyor. Dedim ki Kerem pasaportumu göremiyorum. Hani muhtemelen ben göremiyorum. Dur sen bir baksana. Bazen insanın şey olur yani, gözünün önündeki şeyi göremezsin ve ısrarla bakmaya devam edersin. Dedim herhalde Kerem şimdi bakıp görecek hemen. Sonra tabii Kerem de başladı bakmaya. Pasaport yok. Oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Kitaplığın altına bakıyoruz. İşte arasına düşmüş olabilir mi? Yok. Yok. Ve tabii benim stres seviyem gitgide yükselmeye başladı. Bir elim ayağıma dolaştı. Dedim ki bir de bu arada uçuşa da 12 saat var. Yani imkanı yok. Eğer yoksa yapabileceğim hiçbir şey olmayacak ve gidemeyeceğiz. Derken aklıma bir şey geldi. Ben bundan bir 3-5 gün önce bir çanta aldım. Sonra çantayla beraber biz eve geldik. Bayağı beğendiğim bir çantaydı. Dedim ki Moskova'da takarım. Peki içine ne alıyor acaba dedim. Ve bir şeyler koyduğumu hayal meyal hatırlıyorum. Hani çantanın hacmini görmek için. Sonra o çanta 2 gün durdu. Yani kutusuyla beraber durdu. Ve biz onu iade etmeye yani karar verdik. Dedim ki olamaz değil mi? Yani pasaportu koymuş olamam değil mi o çantaya? Hatta hani koymayı geçtim. Çıkarmamış. Ve pasaportla beraber iade etmiş olamam değil mi? Değil mi hani? Derken tabii başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hani acaba? Çünkü artık o bir aklıma düştü o olabilir mi diye. Kerem'e diyorum ki böyle bir şey olabilir mi sence? Diyor ki saçmalama yani. Böyle bir şey mümkün değil ya. Mümkün değil yani. İade ederken onlar görürdü. Biz fark ederdik o çantanın içinde bir şey olsaydı falan. Diyorum ki arayalım. Mağazayı arayalım iade ettiğimiz ama 2 gün, 2.5 gün falan olmuş iade edeli. Aradık. Kadın yok dedi. Dedik ki ne olur teslim alan arkadaşınıza sorun. Gitti sordu. Geri geldi telefonda. Yok dedi. Ben tabii o sırada bu arada ağlıyorum artık. Çünkü baktım yok yani. Oradan bir ümidim vardı. Kalmadı. Onun öncesinde de ben sabah başka bir şeyimi zorladım. Unutmuştum. Aldığım bir şeyi kasada bırakıp gittim. Yani ödedim, döndüm ve gittim yani. O aldığım şey orada kaldı. Ben de Aysen'den zaten onu almasını rica etmiştim. Çünkü ben hazırlanıyorum ya, hani vaktim yok ya, gideceğim ya falan. Aysen gitti. O sırada bu arada ben pasaportumu bulamadığımı fark ettim. Aysen'i arıyorum, ağlıyorum. İşte diyorum ki ben pasaportumu bulamıyorum. Biz galiba gidemiyoruz falan. Dedim ki böyle bir şey var. Aysen dedi ki gidip ben direkt sorayım mı bakmalarını. Dedim ki lütfen. Aysen gitti ama ben tabii böyle salya sümük. Açıkçası ümidim de yoktu. Sonra bir 5 dakika geçti. Aysen aradı. Dedi ki bulduk. Gerçekten şakasız ben almışım, eve gelmişiz. İçine bakmışım hani neler sığıyor diye. Ve sadece pasaport da değil. Kulaklık, gözlük, en önemlisi olan pasaportumu koymuşum. Sonra paketine geri koyup iade etmişim. Onlar da alırken fark etmemiş. O çanta 2.5 gün orada durmuş. İnanamıyorum gerçekten, hani kendime inanamıyorum. İnanamıyorum. Muhtemelen zaman geçtikçe daha çok güleceğim ama dün ya ne kadar üzüldüğümü tahmin edersiniz muhtemelen. Ya böyle bir şey yaşanmış bulundu. Bunu da anlatmak istedim. Bunu Instagram'dan paylaşmıştım. Eğer beni oradan takip ederseniz bunu her dakikasını, dakikasına paylaşımlarımı görebilirsiniz.
deyip artık üstümü değiştirip makyajımı silip uyumaya gidiyorum. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Пол восьмого, но нам еще надо кучу распечаток где-то взять. Tekrardan günaydın. Yine beni bir odaklamıyor bu kamera. Bu saat 10 oldu. Biz birkaç evrak işimiz var dediğim gibi onları halletmeye çalıştık. Daha doğrusu evraklarımızı teslim ettik ve bir belge bekleyeceğiz. Ne kadar süreceğini tam olarak kestiremiyoruz ama adam şey dedi, 5 günde sürebilir, 30 günde sürebilir. Biz iyiye şey yapıyoruz, iyiye odaklanıyoruz. Bir 5-10 günde geleceğini varsayıyoruz. Neyse şimdiden itibaren biraz daha böyle artık gezmelere ve Rusya'nın tadını çıkarmaya başlayabiliriz. Annem bizi bu arada 1,5 saattir bir kahvecide bekliyor. Yay! Russia! Neyse, ne diyorum ben diye böyle şeyler söylüyorum. Neyse, bayağı soğuk. Aynı anda söyledik. Esti ya o anda. Esti, evet. Gerçekten soğuk. Güzel memleket ama soğuk. Bir kahve, mavi bir şeyler içelim. Bir şeyler yiyelim, aynen öyle. Ve güne başlayalım. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way, and oh this time of year we come together. Hello. Aşkım şey, kardan adama dönmüşsün. O kadar komik ki yön duygum sıfır arkadaşlar. Yani gerçekten işte dün baya böyle otelin çevresinde dolaştık. Sürekli otelin konumunu, yerini ve şeyini kaybediyorum. Diyorum ki Kerem'e buradan mı gidiyorduk falan. Kerem şu an bizim otel çevresini benden daha iyi biliyor. Diyor ki buradan gideceğiz, şuradan gideceğiz. Sıfır yani. Beni bırakın buraya. Ben buradan hiçbir yere dönemem. Moskova'da şu an taksicilik yapabilirim bence. Gerçekten beni de şurada bıraksanız buradan almak zorunda kalırsınız. Bu arada görsel hafızam iyi. Ama o kadar. Beni görsen hatırlarsın yani. Ya, tabii abi, canım. Hocam evet derim derim. Görsel hafızadan şey, kendine verdiğin kredi bu seviyede. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Bu videonun başlığı şey mi? Işıldayan gözler, parıldayan gözlerle Moskova. Parıldayan ışıklı bir Moskova. Şu an tabii malum hem yeni yıl hem Christmas yaklaştığı için şehir şu an gerçekten böyle süsleniyor. Hatta bazı yerlerden geçiyoruz, yeni yeni süslüyorlar falan. Çok güzel bir görüntüye bürünüyor bu arada. Aralık boyunca, Ocak boyunca. Rusya'nın biraz daha yılbaşı ön planda. Ama zaten bir de Rusya'nın Christmas'ı da aynen. Ocak'ta yani. Christmas da Ocak'ta olduğu için Avrupa ile aynı değil. Ya daha doğrusu Katoliklerle Ortodoksların'ınki farklı olduğundan galiba biz düz biliyoruz. Bu nedenle daha her şey Aralık'ta süslenmeye başlıyor falan. Bana gülümseyen biri. İnanılmaz. Rusya'da olacak iş değil. Olacak iş değil gerçekten. Yani bir daha yüzümüz şey çok güzel. Ama adamlar soğuk. Hani çok bence soğuk. Haklı bir sebepleri var. Haklılar biraz ama şey. Ülke soğuk yani. Ama bu
yine de bu kadar ters olmanın açıklaması olamaz arkadaşlar. Ya bazen bir şey sormaya korkuyorsunuz. Ama olur böyle şeyler. Valla çok güzel bir ayakkabı almaya gidiyoruz. Demin bir mağazada benim numaram... dedin ya kesin numarası yok. Hayır. Demeyin. Hayır. Bir numara yoktu. Bir numara küçüğü vardı baktığımız mağazada. Sorguladılar ve gittiğimiz yerin şubesinde olduğunu söyledi kadın bana. Ne uzman anlattım ya. Hadi gidelim. Işıl ışıl. Kamerada asla anlaşılmıyor bu arada biliyor musun? O kadar güzel ki her yer. Doğru. Evet. Aşkım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Kocamı kızıl meydana getirdim. Çok mutluyum. Ay biz birine takıldım. Evet ve bana bu arada ayakkabıyı bulduk. Kocam. Ay çok yakınız. Kocamla kızıl meydan keyfi diye böyle. Ay bilmiyorum. Gözlük şu an çok kötü evet. Aa gel annem. Orada bu arada buz pisti kuruldu. Burası tam Bryant Park'ta kurulan o Christmas marketlar gibi. Kızıl meydanda da her yıl işte yılbaşı öncesinde böyle işte döner falan satılıyor bu arada ama normalde sıcak çikolata bir şeyler. Buz pisti kuruluyor ve çok güzel bir yılbaşı havası oluyor. Biraz yağmur çiseliyor bu arada ama hava soğuk değil yani beklediğimden çok ay, daha iyi. Ben çok duygulandım. Niye böyle bilmiyorum ama bu kadar uzun zamandır hani bir yere gitmiyordum ve bu kadar özel bir yere, bu kadar böyle özel bir takımla. Bizim balayımız ya. Ben annemle balayına çıkmışız gibi hissediyorum. Yok, çok mutluyum. Senle balayına çıkmışız gibi hissettim. Annem sürekli bizi çekiyor bu arada arkadan. Sürekli ama hani. Ara ara sen de onun fotoğraflarını kullanıyorsun. Evet, ara ara ben de paylaşıyorum bu arada. Çünkü güzel şeyler de çıkıyor. Neyse, mam. Senle balayına çıkmışız gibi hissediyorum. Valla ben de çok mutluyum. Bizimle balayına çıktığın için mi? Nemin dolayı mı yesin? Yani anladım ama yani benim bir şansım oldu gerçekten. Hem memlekete geldim. Memlekete mi? Güzel kızım ve oğlumla birlikteyiz. Memleketi özlemiş misiniz? Tabii ki. Neye özlemiş? Annem sürekli bir şeyler çekiyor. Gitmişti diyor ne olacak? Hayır yani niye özlemişim? Çok güzel, çok güzel, çok. Şu an yani bunun kıllarımı çektiğine yemin edebilirim. Şu an biraz artık üşüdük. Otele doğru yürümeye karar verdik. Çünkü hem şarjlarımız bitiyor hem de sabahtan beri dışarıdayız. Yani hiç sabah 7'de dışarı çıktığımızdan beri hiç durmadık. Bayağı güzel dolaştık her yeri. Onun için şu an artık otele döneceğiz, biraz dinleneceğiz. Şehir o kadar güzel süslenmiş ki. Ya her yer ışıl ışıl, böyle bir şey olamaz. Ben ağlayacağım birazdan, duyguladım.